Geçtiğimiz gün Paşinyan'ın Ermenistan parlamentosunda yaptığı konuşmaya zırhlı yelekle çıkması olay oldu. Yaşananları biraz geriden almak bazen olanları anlamamızda daha faydalı oluyor. Kafkasya'nın güneyindeki Dağlık Karabağ bölgesinde 90'lı yıllarda başlayan Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki çatışma Batı tarafından neredeyse tamamen unutulmuştu. Bu iki ülkenin kalıcı düşmanlıkları nihayetinde yeni bir savaşa dönüşmüştü. Aralarında Türkiye'nin de yer aldığı jeopolitik oyuncular bölgedeki sürece dahil olmuşlardı. Soğuk Savaş sonrası ABD politikasını çizenlerden biri olan Zbigniew Brzezinski'nin Büyük Satranç Tahtası kitabında Azerbaycan'ı nasıl tarif ettiğine bakmak yeterli. Paşinyan, Ermenistan parlamentosunda bir konuşma yaptı. Uzun zamandır düzenlenen protestolarla istifası istenen ve her gittiği yerde halkın ve muhalefetin tepkisiyle karşılaşan Ermenistan Başbakanı Paşinyan, zırhlı yelekle dolaşmaya başladı. Ermenistan parlamentosunda yaptığı konuşmada dahi yeleği çıkarmaması dikkatlerden kaçmadı. Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarını 44 gün içinde ezici bir üstünlükle geri almasının ardından Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ülkede istenmeyen kişi konumunda. Paylaşımda bulunan bir Ermeni siyaset bilimci parlamentoda soru ve cevaplarda yüce korkak zırhlı ceket mi giyiyor? Videoyu izlerken başbakanlık makamının elinde altın bir şey olduğunu görebilirsiniz diyerek tepki gösterdi. Savaşın bitmesinin üzerinden 2 ay geçmesine rağmen Ermenistan'da kaos devam ediyor. Savaş sonrası sendromu ülkede derinleşiyor. Sosyal ve ekonomik gerileme nüfusun sosyal durumunu kötüleştiriyor. Başbakan Nikol Paşinyan, Ermenistan'ın içinde bulunduğu kötü durumdan sorumlu tutuluyor. Azerbaycan, Ermenistan ve Rusya liderlerinin 11 Ocak'ta yaptığı toplantıda Paşinyan, tutsaklar konusunda olumlu bir karara varamadı ve bu da ülkenin muhalefetinin başbakan üzerindeki baskısının artmasına neden oldu. Şu açıklamayı Yeni Azerbaycan Partisi Nizami İlçe Teşkilatı Başkan Yardımcısı ve Misya Medya Grubu Başkanı Ramin Ahmadov Ermenistan'daki mevcut durum hakkında yorum yaparken dedi. Ramin Ahmadov, tüm muhalefetin Nikol Paşinyan'ı yetersiz bir hükümdar ve ülkeyi uçuruma sürükleyen başbakan olarak eleştirdiğini söyledi. Şu anda kilise, Karabağ klanı, yurt dışındaki Ermeni diasporası ve birçok muhalif grup Paşinyan'a karşı birleşti. Muhalefet, ülkede ifade özgürlüğü ve insan haklarının bakıma muhtaç durumda olduğunu ve televizyon, web sitelerinin baskı altında olduğunu kaydetti. Ayrıca 2018'den beri Paşinyan'ı övmeyen ve politikasını desteklemeyen tüm kanallar talebi üzerine kapatılıyor. Paşinyan, Ermenistan'da öyle bir durum yarattı ki ülkedeki zor sosyoekonomik durumu herkes protesto etmekten çekiniyor. Ermenistan'ın bu duruma düşmesinin temel nedeni sahte bir ideoloji peşinde koşması ve uzun yıllar bir saldırı politikası izlemesidir. YAP yetkilisi Ermenistan'da tırmanan siyasi mücadele ve sosyal durumun kötüleştiği arka plana karşı Paşinyan hükümetinin ciddi bir iç baskıya maruz kalacağını söyledi. Bu noktada suçlu Koçaryan, Sarkisyan klanı iktidarı ele geçirmek için intikamcı planlar uygulamaya başladı. Örneğin Mart 2008'de Erivan'daki kitlesel protestolarla bağlantılı olarak darbe planlamakla suçlanan eski başkan Robert Koçaryan'ın davası 4 aylık bir aradan sonra yeniden başlatıldı. Ermenistan Savunma Bakan Yardımcısı Yuri Kaçaturov, eski Ermenistan Savunma Bakanı Seyran Ohanyan ve eski Başbakan Yardımcısı Armen Gevorkyan, Karabağ aşiretinin diğer üyeleri anayasal düzeni bozmak ve büyük rüşvet kabul etmek ve yasa dışı fonları aklamaktan yargılanıyor dedi. Ramin Ahmadov, Paşinyan hükümeti üzerindeki baskı artarsa başbakanın Karabağ klanının diğer üyelerine karşı ceza davasını yeniden açacağını ve onları tutuklamaya çalışacağını söyledi. Tabii ki ceza yargılamalarının yeniden başlaması Karabağ klanının himayesi. Bu dış güçleri daha da rahatsız edecek. Süreçler Ermenistan'daki hem siyasi hem de sosyoekonomik gerilimlerin yeni bir aşamaya girdiğini gösteriyor. Kardeşlerim, Kafkasya'nın güneyindeki Dağlık Karabağ bölgesinde 90'lı yıllarda başlayan Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki çatışma Batı tarafından neredeyse tamamen unutulmuştu. Bu iki ülkenin kalıcı düşmanlıkları nihayetinde yeni bir savaşa dönüştü. Aralarında Türkiye'nin de yer aldığı jeopolitik oyuncular bölgedeki sürece dahil olmuştu.
Soğuk Savaş sonrası ABD politikasını çizenlerden biri olan Zbigniew Brzezinski'nin Büyük Satranç Tahtası kitabında Azerbaycan'ı nasıl tarif ettiğine bakmak yeterli demiştik başladı. Brzezinski, Azerbaycan, Hazar Havzası ve Orta Asya zenginliklerini içeren şişeye giriş sağlayan yaşamsal dönemdeki tıpa olarak tanımlanabilir diyor. Rusya, Amerika Birleşik Devletleri ve Fransa tarafından Minsk grubu yani İtalya'yı da kapsamına alan ve Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı yani kısaca AGİT tarafından oluşturulan grup çerçevesinde arabuluculuğu yapılan ve 1992'den bu yana tam 28 yıldan beri periyodik olarak husumetlerin tekrarladığı kırılgan bir ateşkesi takip ediyordu. AGİT'in sadece komşu Gürcistan'da bir gözlemcisi mevcuttu. 27 Eylül'de yeniden baş gösteren savaş tehlikeli, zira aynı anda 3 farklı boyutta vuku buluyordu. Silahlanma, iç politika ve jeopolitik durum. Ermenistan'ın bölgede hak iddia etmeye devam etmesi ve müzakerelerde hiçbir ilerleme kaydedilememesi de doğal olarak gerilimin tırmanışını arttırdı. Başlarda Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Bild gazetesine verdiği bir röportajda, Türkiye'nin Güney Kafkasya bölgesinde 100 yıl aradan sonra 1915'te Türkiye'de gerçekleşen Ermeni soykırımını devam ettirmek için döndüğünü söylüyordu. Paşinyan ısrarla Türkiye'yi bu savaşın içinde gösterme eğilimindeydi. Aslında Ankara bu savaşta bir kardeş devlet olarak Azerbaycan'ı destekliyor ve provokasyonları nedeniyle Ermenistan'ı kınıyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin her zaman Azerbaycan'ın yanında olduğunu söyledi. Bu da silahlı insansız hava araçları başta olmak üzere askeri danışmanlık anlamına geliyordu. Türk ordusu bu insansız hava araçları sayesinde Libya'daki iç savaş üzerinde de belirleyici bir etkiye sahip olmuştu çünkü. Fakat Türkiye ve Azerbaycan'ı bir araya getiren nedenlerden biri de jeopolitik nedenlerdi. Bu bağlamda bölgede son zamanlarda inanılmaz ittifaklar kuruldu. Zira son yıllarda Azerbaycan'ın silahlanmasında Türk askeri desteğinden daha önemli olan unsur İsrail'den yapılan silah sevkiyatlarıydı. Azerbaycan'ın silah ithalatının %60'ı İsrail'den. İsrail'in bir süredir oldukça gergin bir ilişki içinde olduğu, Türkiye tarafından da desteklenen Şii nüfuslu seküler bir devlete silah sevk etmesi, Kafkasya'daki durumun ne kadar karmaşık olduğunu gösteriyor. Şii İran'da bu duruma büyük bir şüpheyle bakıyor. İsrail gazetesi Haaretz, İsrail'in iddia edilen nedenleri hakkında İsrail'in Azerbaycan'ı İran'a yönelik istihbarat operasyonları için arka kapı olarak açık tutmak istediğini belirtiyordu. İsrail ayrıca Azerbaycan'dan petrol alıyor, yani petrol karşılığında silah deneyim edilmiş bir modeldi. Durum böyle olunca Güney Kafkasya'da İsrail, İran, Türkiye ve Rusya'nın çıkarları çakışıyordu. Orta Doğu'daki hızlı ayaklanmalar ve iktidardaki değişimler sırasında Moskova ile Ankara stratejik bir ortaklık geliştirdiler. Bu da yakın zamanda Kuzey Suriye ve Libya'da, şimdi de Kafkasya'da görülmüştü. Ancak Rusya Kafkasya'da alışılmadık bir rolde karşımızdaydı. Putin, Orta Doğu ve Ukrayna'da etki alanını korumak veya genişletmek için kasıtlı olarak çatışmaları körüklerken Kafkasya'da durum çok farklıydı. Moskova bu bölgedeki ihtilafın tahrik gücünün farkında ve Putin bu nedenle temkinli davranıyordu. Rusya'nın Ermenistan'da en az 3500 askerle iki üssü vardı, ayrıca bir savunma ittifakının da parçasıydı. Moskova aynı zamanda Azerbaycan'a da silah temin ediyordu. Rusya Ermenistan'ı kendisine sıkı bir şekilde bağlasa da ham madde zengini Azerbaycan'ı kaybetmemeye özen gösteriyordu. Putin 2018'de halkına demokrasi getireceğini ve Batı yanlısı bir devrimde iktidara gelen Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'la mesafeli bir ilişki içerisindeydi. Aliyev konusunda ise Rusya, Batı ile yakınlaşan ABD, Türkiye ve İsrail ile üst seviyede ilişkiler geliştirmesine çok sıcak bakmıyordu tabii ki de. Putin ve Kürt siyasetçi Lavrov o anlık taraflar arasında ateşkes ilan etme rolünü üstlenmiş gözüküyordu. Ama işin içindeki ateşkes ihlali en çok yine Moskova'nın işine geliyordu. Zira Rusya bu bölgedeki kaosu gerekçe göstererek yeniden bölgeye yerleşebilir veya kaosu derinleştirerek bölgede bir bağımsız Karabağ ilanına zemin hazırlayabilirdi. Her şeyden evvel bölgenin başlıca enerji rotalarının kesiştiği Güney Kafkasya'nın kalbinde bulunuyor olması bölgeyi önemli bir merkez haline dönüştürüyordu. Avrupa'nın ve Azerbaycan'ın gündemi ise Karabağ bölgesinin
İtalyanların Trentino Alto Adige, Avusturyalıların Süt Tirol olarak adlandırdığı ve Güney Tirol bölgesinde uygulanan bir modelin uygulanması için bir zemin hazırlandığı yönünde. Amerika'nın geri çekilmesinin ve Avrupa'nın yasa dışı bölünmelerin izin verdiği bu coğrafyada Türkiye tarihin bağlarından aldığı güçle süreçte rol almak istiyordu. Geçmişte bu türden bir ihtilaf bloklar mantığıyla ya da daha ilerleyen yıllarda Amerika'nın üstünlüğüyle engellenirdi. Bugün hiç kimsenin mutlak bir kontrol uygulayamadığı bir başka vekalet savaşı haline gelme riskiyle karşı karşıya gelmişti. Zira sahada PKK'lı militanlar ve diasporadan taşınan eli silah tutan gruplar da, yani ne ararsanız vardı. ABD'nin iç siyasi gündeminden oluşan güç boşluğu Rusya'ya daha fazla kan bırakmıştı. Moskova'da saatlerce süren ateşkes görüşmesinden sonra Kafkasların büyük abisi Putin'in niyeti nedir pek anlaşılamadı. Gerçek olan şu ki şu ana kadar sürecin içerisinde aktif gözüken Türkiye'nin Kafkaslar sorununun çözümünde devre dışı kalması bölgeye gerçekçi bir çözüm getirmeyecektir. Nokta.